Hayatının her anında olan, sabah uyanır uyanmaz eline aldığın ilk şey olan, kaybettiğini sandığın anda sana telaşlı bir şekilde cep yoklama dansı yaptıran iPhone'unun sınırlarını keşfetmek ve gerçek potansiyeline erişmek istiyorsan doğru yerdesin. Hadi hemen başlayalım. Kendini sürekli uygulamalar arasında geçiş yaparken buluyorsan, sürekli ekranı yukarı kaydırıp uygulamalara tek tek tıklamak yerine, ekranın altında tek bir parmak hareketiyle istediğin uygulamaya kolaylıkla geçiş yapabilirsin. iPhone'unu tek elle kullanırken ekranın üst yarısına erişiminde sıkıntılar yaşıyorsan, basitçe ekranın alt kısmını aşağı kaydırarak üst kısımlara rahatlıkla erişebilirsin. Eğer birden fazla ekranın varsa bunlara ana ekranı sürekli kaydırarak ulaşmak yerine ekranın altında bulunan bu 3 noktayı kaydırarak kolaylıkla erişebilirsin. Eğer bu ekranlardan birinde gizlemek istediğin hassas bilgilerin varsa buna da yine aynı 3 noktaya tıklayıp gizlemek istediğin ekranın tikini kaldırarak kolaylıkla yapabilirsin. Seni sürekli rahatsız eden tanımadığın numaralardan sıkıldın mı? Bunları engellemek için rahatsız etme özelliğini mi açıyorsun? Evet, bunu yaptığında tanımadığın bir numara seni aradığında bu aramanın bildirimi sana iletilmez. Ancak rehberindeki kişiler de seni aradığında haberin olmaz. Keşke sadece tanımadığın numaraları engellemenin bir yolu olsaydı, değil mi? Bunun için ayarlardan telefon ayarlarına girip bilinmeyenleri sessize al özelliğini açtığında tanımadığın biri seni aradığında telefonun çalmaz. Ancak daha sonrasında bu aramanın çağrısını cevapsız aramalar kısmında görebilirsin. Şimdi reklam şirketleri düşün. Eğer biriyle mesajlaşıyorken ona bir resim göndermek istersen, bu resmi önce kütüphanene kaydedip daha sonrasında mesaj uygulamasından kütüphanene girip oradan resmi seçmek yerine, bu uzun uzun adımlarla uğraşmadan direkt fotoğrafı seçip basılı tutarken aynı anda da uygulamalar arası hızlı geçişi kullanarak fotoğrafını kolaylıkla mesajlaşma uygulamana taşıyabilirsin. Bu özelliği internette bulduğun bir resmi kütüphanene kaydetmekle uğraşmadan kolaylıkla göndermek için de kullanabilirsin. Telefonundan başkasına bir fotoğraf göstermek istediğinde telefonunun elinden alınıp galerinde sağa sola kaydırılmasının yarattığı stresin önüne geçmenin bir yolu var. Abi niye sağa sola kaydırıyorsun ki? Bak işte gösterdiğim fotoğrafa. Ayarlarda erişilebilirlik ayarlarından denetimli erişimi aktif hale getirdiğinde, yan düğmeye 3 kere tıkladığında karşına çıkan denetimli erişim menüsünden telefonunu verdiğin kişinin neler yapabileceğine karar verebilirsin. Mesela dokunmayı kapattığında artık fotoğrafına bakan kişi yalnızca o fotoğrafa bakabilecek. Bu özelliği telefonunu bir şeyler izlemesi veya oyun oynaması için küçük bir çocuğa verdiğinde sadece verdiğin uygulamada kalmasını garanti altına almak için de kullanabilirsin. iPhone'un ekranı kadar arka yüzeyinin de akıllı olduğunu biliyor muydun? Ayarlara girip erişilebilirlik ayarlarından dokunma menüsünde arkaya dokun kısmına geldiğinde burada telefonunun arka kısmına 2 ve 3 kere tıkladığında gerçekleşmesi üzere komut seçebilirsin. Mesela ben 2 kere dokunduğumda ekran kilidi, 3 kere dokunduğumda flash'ın açılmasını seçtim. Müzik dinlerken veya bir video izlerken bunların çalmasının belli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak durdurulmasını istiyorsan, saat uygulamasına girip sayaç başlatabilir ve sayacın bittiğinde gerçekleşmesi üzere komut girebilirsin. Böylece 10 dakikalık sayacım bittikten sonra iPhone'umda çalan müzikler otomatik olarak duracak. iPhone'da ekran görüntüsü aldığında, aldığın ekran görüntüsünde dikkati belli bir noktaya çekmek istiyorsan büyüteç aracını kullanabilirsin. Bu aracı kullanırken vurguyu arttırmak adına büyütme miktarını seçebilir veya kalan kısmının opaklığını ayarlayabilirsin. Yine ekran görüntüsünü bu sefer bir web sitesinde aldıysan ve web sitesinin tamamını kapsayacak şekilde ekran görüntüsünü genişletmek istiyorsan, ekran görüntüsünü aldıktan sonra tam sayfa kısmını seçerek hepsini alabilir ve PDF olarak kaydedebilirsin. PDF demişken, kağıt bir dokümanı tarayıp bunu PDF haline dönüştürmek istersen, notlar uygulamasına basılı tutup tarayıcıyı seçebilir ve istediğin dokümanı tarayıp kolayca kaydedebilirsin. Herhangi bir metni sadece el hareketlerinle kopyalayıp yapıştırabileceğini biliyor muydun? Kopyalamak için metni seçtikten sonra 3 parmağını sıkıştır. Yapıştırmak için ise parmaklarını serbest bırak. İpsiz bucaksız menülerin en altına kadar indikten sonra tekrar en başa çıkmak için sürekli kaydırmak yerine sadece tek bir parmak hareketiyle menünün en başına kadar ulaşabilirsin. Bu özelliği fotoğraflarında, maillerinde veya internette dolaşırken kullanabilirsin. Haritada dolaşırken yakınlaşıp uzaklaşmak için iki parmağını kıstırıp açmak yerine ekranı çift tıklayıp parmağını yukarı veya aşağı kaydırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsin. Herhangi bir uygulamanın ayarlarında istediğin ayarları yaparken alt menülere fazla indiysen tekrar en başa veya istediğin menüye geri çıkmak için geri tuşuna basılı tutarak istediğin kısma ulaşabilirsin. Geceleri telefon kullanırken ışığı en kısa almana rağmen ışık hala gözünü rahatsız ediyorsa bunu daha da çok kısmanın bir yolu var. Ayarlar, erişilebilirlik, ekran ve metin puntosu bölümünde.
yönünden parlaklığı daha da azaltabilirsin. Sürekli yazdığın yazıları tekrar tekrar en baştan yazmak yerine bunlar için bir kısa yol oluşturarak kolaylıkla yazılmasını sağlayabilirsin. Mesela adresimi veya kredi kartımı yazmak istediğimde bunları en baştan doldurmak yerine ayarlar, genel, klavyeler ve metin değişiminden istediğim cümle için bir kısa yol oluşturarak gelecekte kolaylıkla tekrarlamasını sağlayabilirim. Yazdığım bir metinde herhangi bir kelimenin harfini seçmek isteyip oraya tıklamak maalesef imlecimi oraya taşımaz. Bunun için klavyendeki space tuşuna basılı tutarak imleci istediğin yere taşıyıp istediğin düzeltmeyi yapabilirsin. Eğer bir Apple TV'nin varsa ve benim gibi sürekli kumandasını kaybediyorsan, iPhone'undaki Apple TV uygulamasını kullanabilirsin. Bunun için denetim merkezinden kumandayı ekleyip, daha sonra burada kumanda simgesine tıklayarak kolaylıkla Apple TV'ne erişebilirsin. Ana ekrandaki uygulamalarını tek tek taşıyıp düzeltmek yerine toplu bir şekilde taşıyıp düzenlemek istersen bir uygulamayı seçtikten sonra diğerlerine de teker teker basarak hepsini seçebilir ve toplu bir şekilde taşıyabilirsin. Son olarak YouTube uygulamasına girip Onur Temur kanalını açtığında bu ve benzeri videoları daha fazla görmek istersen abone olabilir ve kafana takılan herhangi bir soru veya öneri varsa yorumlar kısmına yazabilirsin.